Yeni Kapı Trabzon Kültür Günlerinden selamlar. İkinci gündeyiz şu anda ve biz de buradaki güzellikleri, atmosferi sizlere yansıtmaya devam ediyoruz. Şu anda Beylikdüzü Trabzonlar Derneği, evet, standına bakıyoruz. Çok değerli isimler var burada. Şöyle teker teker gidelim. Efendim, bu yakışıklı hemşerimi tabii biz tanıyoruz ama sizler de tanıyın. Şöyle bir kendinizi tanıtın bize efendim. Yusuf Kızıldağ, Araklı doğumluyum. Federasyonumuzda başkan vekili olarak görev yapmaktayım. Mesajın var mı Yusuf abi? Mesajım, İstanbul'da bulunan tüm hemşerilerimizi ve Trabzon sevenlerini Yeni Kapı'ya bekliyoruz. Evet, kısa ve net. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, hemen geçiyorum bu tarafa. Yani kelimelerle nasıl ifade edeyim bilemiyorum tabii. Sayın İdris Türk Başkanımızı yıllar önce, herhalde 95 mi 2000 mi bilmiyorum, tam tarihini hatırlamıyorum ama o zaman yaylalarda en büyük festivali yapan ve bizi de oraya götüren çok değerli başkanım İdris Türk. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Yıllardan beri bu hizmetin içerisinde devam ediyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz, neler ifade edeceksiniz? Söylenecek çok şey arkadaşlarımız söyledi zaten. İlaveten şunu söyleyebilirim. Bu birlikteliğimiz bizim yalnız Trabzon'umuza değil, ülkemize çok büyük bir katkı sunduğuna inancı içerisinde tüm halkımızı, İstanbulluları, Trabzonluları bu güzel günleri beraber yaşamaya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, İdris Başkan'a da teşekkürler. Evet, yine yakışıklı bir hemşerim burada. Sizi de tanıyalım efendim. Efendim, Hasan Limanoğlu. Misafir bulunduğunuz stantın başkan vekiliyim. Hoş geldiniz. Tüm misafirlerimizi Yeni Kapı'ya bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet, biliyorsunuz efendim, Hasan Keskin Başkan yıllardan beri o da bu işin içerisinde olan Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda da görevlere devam ediyorlar. Başkanım, bugün ikinci gün. Evet, bugün ikinci gün. Herkes ayrı cumalar diyerek başlayayım. Gayet güzel bir atmosfer var. Hava da, şartları da çok uygun. Bütün hemşerilerimizi bekliyoruz. Komşunu da al gel diyerek bütün misafirlerimize kapılarımız açık. Peki, başkana da çok teşekkürler. Efendim, yanımda kardeşim, dostum, abim, yani o bizim için çok farklı. Neden? Yaylaya gideriz onunla, aşağı ineriz onunla, köye gideriz onunla, İstanbul'da yine buluşuruz onunla. Her zaman yanımızda. Evet, Köprübaşı'nın çok değerli ismi, yine Eyüp Trabzonlar Dernek Başkanı, aynı zamanda Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Evren Sancak Başkan'la beraberiz. Başkanım, evet, ikinci gündeyiz. Neler söyleyeceksin? Öncelikle hoş geldiniz. İkinci güne geçtik. Dün biraz yağmurdan dolayı biraz yağmur nazizliği oldu. Bugün hava çok güzel. Tüm Trabzonlu hemşehrilerimizi buraya bekliyoruz. Çok güzel bir hava var. Birlik beraberlik içerisinde herkesi buraya bekliyoruz. Evet, şimdi Trabzon spor maçları bizim için çok önemlidir. Ben şimdi Trabzon maçlarını izlediğim zaman, daha işte iyi oynadığımız zaman ya da kötü oynadığımız zaman İlk önce Evren Başkan'ın sosyal medyasına bakarım. Gol attığımız zaman hemen bakarım. Trabzon spor ulan, böyle bir mesajı vardır. Onu unutmayalım. Yalnız bugün camide bir şey yaşadık. Sayın Başkan, Allah kabul etsin cumamızı bu arada. Hayırlı cumalar olsun. Efendim, cumadan çıktık, baktım ki başkan bir çift ayakkabı aldı, çıktı dışarıya. Oh dedi, bunlar benim değil dedi. Bir de baktım ki en eski ayakkabıları almış. Ya başkanım, herkes yeniyi yakalar, sen eskiyi yakaladın ya. Vallahi ayakkabıları koyduk, ayakkabıların bağcıkları acıktı. Benimkiler kabalıydı, yoksa iyi ki iyi bitecek. Değil mi? Evet, belki böyle de bir bugün anımız oldu. Efendim, siz tanıyalım. Ahmet Çabuk ben. Ben Şalpazarlıyım. Tuzla'da oturuyorum. Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda başkan vekiliyim. Burada da güzel bir ortam var. Hazırlık yapıldı. Dolayısıyla hem Trabzonlu hemşerilerimizi hem de Trabzonluları seven hemşerilerimizi bu organizasyona özellikle davet ediyoruz. Ciddi bir emek var burada. O açıdan bu birliği, beraberliği, coşkuyu birlikte yaşamak bize gerçekten güç, kuvvet verir. Bize her yer Trabzon anlayışıyla beraber herkesi seviyoruz. Sağ olun. Efendim, biz de bu güzel isimlere, güzel insanlara teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Efendim, bölgemizin çok değerli isimlerinden, çok değerli iş adamlarından, Çaykara'nın yiğit delikanlısı İhsan Şatıroğlu ile beraberim. Yalnız İhsan abinin bir özelliği vardır. Hiç medyayı sevmez. Yani her türlü hemşerisinin yanında desteğini verir ama İhsan abi de öyle bir özellik var, hiç görünmeyi sevmez. İhsan abi, bugün Trabzon Kültür Günlerinde ikinci günü, neler ifade etmek istersin? Mutluyuz. Kalabalıkız. Dostlarla beraberiz.
İyi işte abim. Gelsinler. Gelsinler tabii, bekliyoruz herkesi. Eyvallah. Ya İhsan abimi iki kelime almak bizim için büyük bir başarı. Sürpriz bir eser yapılmış abi size. Bir kardeşlerimiz bizim hakkımızda böyle bir yorumlar yapmış, Tuncay Gargar diye bir sanatçı bir kardeşim. Öyle mi? Tuncay'a da selamlar. Tuncay'ı severim. Sağ olsun. Evet, o da Çaykaralı kardeşimiz. Evet. Bize böyle bir jest yapmış. Öyle mi? O zaman ikinci jesti de ben yaparım. Biz de bir tane yaparız ona. Allah razı olsun. Sağ ol. İhsan abi, seni seviyoruz. Yanımda İbrahim Akın. İbrahim Akın hem meslektaşımız, hem siyasetçi, hem STK'larda çok değerli hizmetler vermiş. Ahmet abi dedi sana, hele çocuk tut dedi. Ya hele çocuk tut şu mikrofonu abi, anlayamadım ben yani. Muratçım, Ahmet abiyle beraber bir diyalogumuz var bizim. Hani Vizyon TR'de diyor ya, hele çocuk tut şunu. O gün tuttum benim elimde kaldı diyor ya. Ahmet abiyle bizim diyalogumuz da öyle. Nereye gitse yanında mikrofon, yani hemen röportajı yapar verir bana, o işin elimde kalıyor. Aramızda ama bir diyalog. Ama şunu söyleyeyim İbrahim, yani böyle zaman zaman diyelim beni bir yerlere çağırır, sen oradasın ya, şimdi ben diyelim böyle yapar. Tamam İbrahim burada, oh. Yani öyle de bir şeyi var. Sağ olsun. Kardeşim, seni bu arada hem tabii STK'larda mücadele veriyorsun, hem belediyede çok yoğun bir mücadelem var. Genç yaşta böyle güzel hizmetler yapıyorsun. Bir hemşerimiz olarak bu anlamda seni tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah bu başarıların daim olur. Bu günle alakalı, kültür günümüzde, Trabzon'un kültür günleriyle alakalı neler söylemek istersin? Murat abi, bu kaçıncı röportajımızdır bu konuyla alakalı? Elbet. Yıllardır biliyoruz. Elimizden geldiği kadar güzel şeyleri ifade etmeye, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Biliyoruz, daha önceleri, pandemiden önceki dönemlerde biz senede iki sefer yapıyorduk. Mübarek şehrimizin hem fetih hem de kurtuluş günü olduğundan dolayı başka bir şehirde bu yok. Evet. Yani bize münhasır bir durumdu. Önceleri bunu senede iki sefer yapabiliyorduk. Pandemi ve sonrasında gelişen durumlar doğrultusunda teke düşürmüştük. Bu sene bu oluş tekrar gelişti. Şartlar olgunlaştı ve ikiye çıkartabildik. Fethi kurtuluşu. Aynen oldu. Evet. Dolayısıyla geç Kasım olmasına rağmen, ama Ekim-Kasım biliyorsunuz, o konuda da bir tarih vardı. Ağustos ayında resmi olarak çevrildi Fetih. Ama Ağustos ayında da İstanbul'da kimse yok. Herkes köyde. Fındığa gidiyorlar yani. Dolayısıyla bunu yapmamak değil, yapmak adına yapılmış bir şey bu. Ağustos'da yapsak boş olacaktı. Kimse de olmayacaktı. Dolayısıyla da bunu da gerçekleştirmiş olduk. Emeği geçen arkadaşlarımızın hepsine çok çok teşekkür ediyorum ben. İyi ki sizlerle bizimlesiniz. Eyvallah. Yani bugün ikinci günü, daha bu normalinde 4 gün olarak başlarız ama ikinci gün resmi açılıştan sonra asıl başlar. Aynen öyle. Kalabalık olur. O zaman herkesi bekliyoruz. Evet. Peki, teşekkür ederim. Sağ ol abi. Efendim, Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden hepinize selamlar, saygılar. Bugün ikinci gündeyiz ve bu günde biliyorsunuz Trabzon Dernekleri Federasyonu ve yine aynı zamanda İstanbul Büyükşehir'in katkılarıyla çok büyük bir hizmet var. Harika bir ortam var. Sizleri de buraya bekliyoruz. Yanımda da bu işin mimarlarından yine çok değerli bir isim var. Önce onu bir tanıyalım. Bakalım neler söyleyecekler. Efendim, sizi çok teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Vedat Kara ismim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Şube Müdürüyüm. Burada Trabzonlu canlarımızla, dostlarımızla bir arada olmak, onlarla buluşmak bizim için de son derece keyifli. Sizlerin de ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman böyle sizleri yanımızda görmek bizleri de ayrı bir onurlandırıyor, gururlandırıyor. Sağ olun, var olun. Şimdi Trabzon'un standlarını gezdiniz mi? Trabzon memleketi soralım. Nereye? Evet. Ben Amasyalıyım. Yani ucundan Karadenizli sayılırım. Şimdi şöyle, tabii biz bütün burada Yeni Kapı'da Türkiye'nin dört bir yanından memleketlerden insanları, sivil toplum örgütlerini burada buluşturmaya çalışıyoruz. Karadeniz'le de Trabzon'la da bu işin hazırlıkları döneminden başlayan bir çalışmamız, tanışıklığımız oldu. Biraz önce de ifade ettim. Dün biraz siz de sahadaydınız, gördünüz. Evet, evet. Biraz böyle fırtınayla girdi. Dedim ki Karadeniz kendi fırtınasıyla girdi. Ama çıkarken de o sıcaklığının fırtınasıyla çıkacağına inanıyorum. Biz burada tabii Karadeniz insanını gördük, Karadeniz kültürünü gördük. Başta biz evet burada bir kamu hizmeti yürütüyoruz. Evet. Burada bu alanda 16 milyon İstanbullunu harman eden Türkiye'nin bütün o parçalarını, kültürlerini burada buluşturuyoruz ama burada tabii emek verenler var. Bu emek verenler o sivil toplum kuruluşlarının her bir ferdi. Trabzonlu da biz, başta Trabzon Federasyonu olmak üzere bütün o derneklerinden arkadaşlarımızla önce temas kurduk. Gerçekten samimiyetle onların sıcaklıklarını hissettik. 2 gündür de sahada ve
umuyorum bu 4 günü de çok güzel bir biçimde aşacağız. Trabzon dünkü havadan bağımsız olarak insanın sıcaklığıyla bizlerle buluşuyor. Biz son derece memnunuz. Asıl hizmet eden onlar. Onlarla birlikte burada bu güzelliği birleştirmeye çalışıyoruz, buluşturmaya çalışıyoruz. Umarım çok güzel birkaç günü birlikte burada geçireceğiz. İnşallah. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Çok teşekkür ediyorum. Ben yani biraz önce de söylediğime bir teşekkürle de bağlayayım. Yani ben Trabzon Federasyonu ve bütün sivil toplum kuruluşlarından ve bütün emek veren dostlara teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Buraya gelen sanatçısından gazetecisine, televizyoncusuna, bütün o medyasına, bütün STK'larına bir yürekle geliyor. Yani hiç kimse başka bir beklentiyle değil, yüreğini koyarak geliyor. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu şuradan Sayın Müdürü bulmuşken Sayın Başkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na da bir teşekkürde bulunmak istiyorum şundan. Bundan 4-5 ay önce bir açılışta beraberdik, sunucuydum orada. Sayın Başkan'la bizim uzun yıllardan da bir tanışıklığımız var. Çok televizyon programında Trabzonspor'u konuşmuşuzdur onunla. Tabii onu alırken davet ettikten sonra sağ olsun mikrofonda da konuşmasını yapmadan orada bize övgü dolu sözlerinden dolayı Ekrem Başkan seni seviyoruz. Başarıların daim olsun. Ekrem İmamoğlu'na da o anlamda buradan teşekkürlerimi sunayım sizin aracılığınıza. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet tabii. Peki efendim bizi izlemeye devam edin. Yanımda Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı, yine Eyüp Trabzonlar Dernek Başkanı, bizim çok değerli ismimiz her zaman yanımızda, her zaman işimize gücümüze koşan çok değerli bir isim Evren Sancak Başkan. Başkanım, müdürle de konuştuk. Tabii çok değerli hizmetler var burada. Hem belediye hem Dernekler Federasyonu. Hemşehrilerimiz de bugün gelmeye devam ediyor. İkinci gündeyiz. Neler ifade etmek istersiniz? İlk gün Trabzon gibi geldik. Fırtına gibi giriş yaptık. Yağmur, fırtına giriş yaptık. Bugün çok güzel bir hava var. Müdürüm de dediği gibi. Biz Vedat Müdür'e çok teşekkür ediyoruz. Burada bize kucak açtı. Her türlü imkanı bize sağladılar. Sanatçısından, medyasından, her şeyine kadar ne bir eksiğimiz olsa Vedat Müdürümüz yanımızdaydı. Biz ayrıyetten tabii bu işin mimarı, belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğin bize kapılarını açtı. Biz tüm Trabzonlulara buraya bekliyoruz. Evet. Her şey müsait. Sadece insanların yavaş yavaş gelmeye başladılar. Çok güzel bir etkinlik olacağını. Evren Başkanım, şimdi müdürümüzdeki şu alçak gönüllülüğe bakar mısınız? Evet. Yemin ediyorum. Evet. Ya gerçekten öyle. Yani o kadar böyle insanlar konuştu. Bize az önce ifade etti ya sıcak röportajlar. Aslında o kadar sıcak bir insan ki konuşunca konuşası geliyor insanı. Çok teşekkür ediyorum. Aynen, teşekkür müdürümden ederim. Bir şimdi tanışmamız şöyle oldu. Biz tabii bu etkinlik yapılacağı zaman toplantıları yapıyoruz. Biz şimdi... İşte daha önce Hasan abi vardı, Hasan Akkuş. O emekli oldu, bıraktı. Yerine müdürüm geldi. Tabii gittik. Çok sıcak karşıladı. Evet, çok farklı bir insan. İnsan psikolojisinden anlayan bir müdürümüz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kendisi Amasyalı ya. Yakın. Şimdi biz... ucundan yok şöyle. Biz şimdi memlekete yazın giderken... müdürümden rica edelim. Bunun şimdi Amasya'da elmaları çoktur. Oradan en azından geçerken bu başkanım. Ağaçları size ayırıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Burada tabii şunu belirtmek isteriz. Sizi dinleyen binlerce Karadenizli, eyvallah, Trabzonlu var. Burada bu meydan dostluğun meydanı. Kesinlikle. Gelsinler, gönül alsınlar, gönül gönüle yan yana gelsinler. Öyle. Muhabbet etsinler. Her zaman bu fırsatı. Sağ ol, başkanım, şunu ifade edelim. Burada bugün Trabzon Kültür Günleri ama burada Trabzonlar yok sadece. Evet. Çok yöre, değişik yöre insanları var. Benim programda da, radyoda mesela beni çok doğulu, batılı, egeli herkes dinler. Biz kendi yöremizin kültürlerini onlara anlatma, evet, onlara tanıtma amacımız zaten. Burada da onu sergiliyoruz. Size, eyvallah, de çok teşekkürler tekrar. Ben de çok teşekkür ederim. Efendim, Yeni Kapı günlerinden, Trabzon Kültür Günlerinden hepinize selamlar, saygılar. Şu anda evet sizler de görüyorsunuz hemen oradan birazdan ot yürüyüşü başlayacak. Burada İhsan abimizle beraber de, İhsan Şatıroğlu ile beraber de böyle beraberce yürüyeceğiz. Bütün Karadeniz'i dolaşacağız. En sonunda Çaykara'da, yaylada bir mola vereceğiz İhsan abi. Evet Sayın Başkanım, bugün açılış günü. Dün açtık ama bugün asıl resmi açılış. Bugün harika da bir ortam var. Neler ifade etmek istersiniz? Evet, tabii ki son derece heyecanlıyız, mutluyuz. Güzel de bir hava bugün, Allah'a şükür.
biraz sonra, yarım saat kadar sonra Fethi yürüyüşümüzle beraber sahneye doğru gidip kurdelemizi keseceğiz. Buradan bütün İstanbul'a tekraren sesleniyorum. Herkes kopsun kopsun gelsin. Bugün de tam yayla havası var, evet, başkanım. Gerçekten hoş bir hava. Dolayısıyla bu keyfi, bu mutluluğu, bu heyecanı herkesin bizimle yaşamasını arzu ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Evet, peki başkanıma da çok teşekkür ediyoruz. Efendim az sonra sahneye doğru hep beraber yürüyoruz. Fethi yürüyüşüyle beraber. Dün aslında programa başladık ama resmi açılışı şimdi yapacağız. Pazar akşamına kadar buradayız. Trabzon Kültür Günleri'nde bizleri izlemeye devam edin. Evet, Trabzon Kültür Günleri'nde böyle dostlarımızı, abilerimizi, büyüklerimizi yakaladığımız zaman hemen mikrofon tutmak istiyoruz. Burada da Trabzon Dernekleri Federasyonu'na çok hizmet veren bir önceki dönem başkanı Mustafa Demir başkanım burada. Evet, sayın başkanım. Şimdi Fethi'yle şöyle gidelim mi? Evet, neler ifade etmek istersin sayın başkanım? Murat'cığım çok teşekkür ederim size. Bu konuda yıllardır bizi takip ediyorsun. Uzun yıllardır bu işin, etkinliğin kurucularındanız. Bu federasyonun temelleri yaklaşık 1995'te, yani 29-30 yıla yakın bir dönemdir içindeyiz. Evet. Bütün hemşerilerimizi burada bir arada görmekten biz de çok mutlu oluyoruz. Böyle sıfırdan başladık. Bugünlere gelmek tabii bizi gururlandırıyor. Ne güzel. Yeni arkadaşlarımıza bu konuyu devrettik ve takip ediyoruz. O büyüdükçe biz de hoşumuza gidiyor, mutlu oluyoruz. Yani. Şimdi Fethi yürüyüşüyle açılışımızı yapıyoruz başkanım. Yani tabii bizim ecdadımız Fethi'yi harbiden yürüdüler. Biz burada nostalji olarak yürüyoruz onu tabii. Evet. Ama gerçekten de şu anda o coşkuyu da yaşıyoruz. Buradan da bizi izleyenlere ne ifade etmek istersiniz? Şu anda gelsinler değil mi? Bu güzellikleri şimdi yaşasınlar. Kesinlikle, bakın yani burada 3 gün daha var, gelsinler. Bu etkinlikleri hemşerilerimiz olan olmayan herkese ben her zaman davet ediyordum. Onlar da gelsinler, bu etkinlikleri, yöresel giysileri, yöresel yemekleri, annelerimizi, şehirsini, hepsini görsünler bu konuda. Evet. Yani bunlar çok önemli kültür paylaşımlarıdır. Burada evet, bizim hiçbir zaman şövenist duygularımız olmadı. Daima bir hemşeri beraberliğini burada yansıtıyoruz. Onun için herkes gelsin. Herkes gelsin. Peki, herkes bunu görsün. Mustafa Demir Başkan'a teşekkürler. Yürüyüşe geçiyoruz.